Merhaba arkadaşlar. Bugün mimoza halk dilindeki ifadesiyle küstümotu bitkisini tanıyalım. Bunun genel özellikleri olarak canlılardaki pek çok özellik tabii ki bu bitkide de bulunmakta. Hücresel yapı olsun, organizasyon olsun ama özellikle hareket ve hareket olarak tabii şunu da belirtelim. Hayvanlarda hareket olarak aktif hareket vardır. Bitkilerde ise yer değiştirmeden ziyade durum değiştirme hareketi gözlenmektedir. Bundaki hareketi de gözleyeceğiz. Aynı zamanda canlılarda dış kısımlardan meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü canlı değişim oluşturabilecek etken uyartı iken canlıda buna karşı meydana gelen değişimler ise tepkidir. Bunu da aynı zamanda göreceğiz. Bir başka göreceğimiz şey de biyolojik olarak ifade edilen nasta hareketi. Nasta hareketi uyartının yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen çiçeklerinde görelim şöyle bir. Uyartının yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen bir harekettir. Ani su basıncı burada sarsılmaya bağlı olduğu için buradaki hareket sismonastidir. Dokunduğumuz zaman sarsılmaya bağlı olarak hızlı bir şekilde yapraklarındaki su miktarının azalması ve buna bağlı olarak kapanması söz konusudur. Şimdi bu hareketleri yapraklarına dokunarak birlikte izleyelim ve net bir şekilde görelim. Az önce geçerken yapraklarının bazıları sağa sola değmişti. Birkaç dakika oldu. Hafif büzülmüştü ama tekrar geri açılmaya başladı. Şimdi bu hareketi birlikte sizlerle izleyelim arkadaşlar. Dokundukça iyice büzüldüğünü görmekteyiz. Şuraya dokunalım. Yapraklarını iyice büzdü. Şuraya dokunalım. Gördüğünüz gibi sarsılmaya bağlı nasta hareketini gerçekleştiriyor ve hızlı bir şekilde su basıncı değişimiyle yapraklarını kapatıyor. Şuraya dokunalım. Tür adı da burada. Mimosa pudica. Dokunuyoruz. Dokundukça yapraklarının büzüşmeye başladığını, normal geniş yaprak özelliğini kaybettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Dokundukça geniş yaprak özelliği kayboluyor. Kendini büzüveriyor hızlı bir şekilde. Şuraya dokunalım. Şuraya. Hemen bu çok daha çabuk büzüverdi buraları. Demek ki dışarıdaki uyartı ne kadar şiddeti fazla olursa ona göre de oluşacağı tepki şiddeti fazla oluyor. İnsan sinir hücrelerinde de öyledir. Dışarıdaki uyartının şiddeti arttığı zaman uyartının hızı artmıyor. Uyartının sayısı artıyor ve ona göre verilecek tabii ki tepki şiddeti artıyor arkadaşlar. Şuraya da bir bakalım. Hızlı dokunayım. Evet, yapraklarını çok hızlı bir şekilde büzdü. Şuraya dokunalım. Büzü verdi. Şuraya dokunalım. Evet, dokunduğumuz yer neresi ise oraya hızlı bir şekilde yapraklar büzü veriyor. Çok kısa bir süre içerisinde de yapraklar eski haline geri geliyor arkadaşlar. Çok güzel görünümlü de bir çiçeği var. Gözlediğiniz gibi. Şurada da bir çiçek daha var. Evet, bugün halk dilindeki ifadesiyle küstümotu dediğimiz mimoza bitkisinin cins adıyla mimoza bitkisini biraz daha yakından tanımaya çalıştık. Şuraya bir kere daha dokunalım bakalım. Evet, yaprakları nasıl kapanıyor? Şuraya dokunalım.
Şuraya. Şurası az önce dokunmuştuk, biraz açılmıştı. Şuraya biraz dokunalım. Hızlı bir şekilde kapandığını görmekteyiz arkadaşlar. Şuraya dokunalım. Burayı da kapattık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.